ve herkese günaydınlar. Hayatın ritmi başlıyor. Bugün yine çok önemli bir bölümle karşınızdayız. Değerli izleyenler, evet, evde çalışırken de, yani evde vakit geçirirken de, kısacası Covid-19 pandemisi sebebiyle bu evde kalmış olduğunuz günlerde bile aslında kilo verebilirsiniz. Bugün hepsini anlatıyor olacağız sizlere. Ama kilo ve Covid-19 ilişkisinde programımızın başında çok değerli bir hocamla konuşuyor olacağım ama birbirinden kıymetli konuklarım var. Hep birlikte izliyoruz bakalım bugün programımıza neler varmış. Hayatın ritmi. Pandemi döneminde kilo almamak için nelere dikkat edilmeli? Kilo verirken de çok abartılı ve çok agresif bir kilo verme programı. Aşırı kilolar Covid-19 için bir risk mi? İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yaşar Küçükardalı açıklıyor. Obezite Covid-19 hastalığı için. Temizlik yaparken de kilo vermek mümkün. Belki kocaman bir adım öne attık. Yaşam koçu Doris Hopper'den temizlik yaparken kalori yaktıran hareketler. Çömülüyorum. Evet. Ve kalkıyorum. Yastık nasıl kilo verdirir? Çünkü bu yastığı böyle iyice... Vücut tiplerine göre kiloların nedeni. Elma tipi obezite diyebiliriz buna. Bu tip obezitenin sebebi ise... Şişlik ve ödem nasıl atılır? Sabah kalkıyoruz, dümdüz karın, akşam oluyor davul gibi. Hatta ayağımıza giydiğimiz çorap bile çok etkili. İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya'dan... Yemeklerin inleri, outları. Pasta dışarı, fırınlanmış meyveler, sütlü tatlılar diyelim, onlar içeri. Sağlıksız gıdalardan uzak durmak için ne yapılmalı? Bahaneler bu. O yiyeceği kafanızda değersizleştirme becerisi oluşturur. Sağlıklı ve bir o kadar da pratik tarifler. İçerisine birazcık çörek otu atıyorum şöyle. Kırmızı biber böreği oluyor bu. Hepsi ve daha fazlası birazdan... Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Hayatın Ritmi. Evet, kilo problemi dünyanın birçok yerini etkisi altına almış vaziyette. Hatta daha önce de konuştuk. Türkiye'de obezite oranları hem erişkinlerde hem çocuklarda oldukça önemli seviyelere geldi. Hatta toplumun artık yarısından fazlası fazla kilolu veya obez diyebiliriz. Özellikle Mart 2020'de başlayan Covid-19 pandemisi sebebiyle insanlar hareketlerini oldukça azalttılar. Hareketsizlik, yani hareket eden kişiler hep başkalarına temas etme halindeydi. Dolayısıyla sosyal mesafenin aslında temelinde hareketsizlik yatıyordu. Bu sebeple var olan alışkanlıklarımızdan uzak kalmak ve gündelik aksiyonlarımızdan, gündelik hareketlerimizden uzak kalma sebebiyle evet, işleyen bedenlerimiz işlememeye, ışıldayan bedenlerimiz de ışıldamamaya, kiloyla birlikte matlaşmaya başladı diyebilirim adeta. Şimdi tabii kiloyla pandeminin veya kiloyla Covid-19'un arasında bir ilişki var mı? Bunları da değerlendirmek lazım ama özellikle evde daha da çok vakit geçirenler, özellikle ev hanımları. Bugün bu bölüm sizler için evde neler yapmanız gerekiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları ipuçları eşliğinde değerlendiriyor olacağız. Ancak şu anda hattımızda Profesör Doktor Yaşar Küçükardalı hocam var. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Halit hocam, teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, koronavirüsün sebep olduğu Covid-19 hastalığıyla insanların fazla kilolu olması arasında bir ilişki var mı? Şimdi biliyorsunuz risk faktörleri açıklandığı zaman ilk açıklanan faktörlerden bir tanesi kilo oldu. Bununla birlikte eşlik eden başka hastalıklar sorgulandı. Hipertansiyon, kalp yetmezliği, işte karaciğer, böbrek yetmezliği, immün süprese olması, ileri yaş, erkek cinsiyet, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılması gibi faktörler arasında belki de en önemlilerinden bir tanesi kilo fazlalığı olması idi. Tabii ki bu kilo fazlalığında her kilo fazlalığı aynı riske sahip değil. Özellikle karın yağlanması dediğimiz kilo fazlalığı daha risk içeriyor. Çünkü insülin direnci, metabolik sendrom, yani diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler risk artışına yol açan kilo fazlalığı, karın yağlanmasının olduğu kilo fazlalığından bahsediyoruz. Bir de işte armut tipi kilo fazlalığı dediğimiz, daha çok böyle basenlerin kilosu ile karakterize olan, onlardaki risk o kadar fazla değil.
Demek ki karın yağlanmasının fazla olması özellikle bu COVID döneminde riskli kilo fazlalıklarından bir tanesi. Peki nereden kaynaklanıyor bu risk artışı? Bir defa işte vücut kitlesinin artışının kendisi beraberinde diyabet, hipertansiyon, kalp damar sağlığını bozan riskler, karaciğer yağlanması olması. Üçüncüsü obezitenin kendisi kronik bir inflamasyona yol açan durumdur zaten. COVID-19'da da bir inflamasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla obezite inflamatuar süreçlerden bir tanesi. Kendisi de adipokin denilen bir takım sitokinlerle inflamasyona yol açıyor ve anormal bir immün yanıta yol açıyor. Risklerden bir tanesi bu. Bir diğeri acı reseptörlerinin sayısının obez hastalarda daha fazla olduğunu biliyoruz. Ve bu acı reseptörleri de işte biliyorsunuz bu virüsün, COVID-19 virüsünün M-spike'ının hücre içine girişini kolaylaştırdığı reseptörler. Obez olan kişilerde bu reseptörlerin sayısı daha fazla. Yani bu gibi risklerden dolayı obezite COVID-19 hastalığı için önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Peki hocam, kilo vermenin COVID-19 açısından bir faydası var mı? Yani kesinlikle fayda sağlar. Bu soruyu iki şekilde cevaplamak lazım. Bir tanesi biz halen eğer birey COVID-19 hastalığına maruz kaldı ise hastalık dönemi içerisinde hastalığı geçiriyor iken zayıflamaya kalkmak doğru bir yaklaşım değil. Çünkü şöyle araştırmalar var. Vücut ağırlığının %5'ten fazlasının kaybolduğu COVID-19 hastalık döneminde hastalık daha şiddetli seyrediyor, daha ağır seyrediyor. Çünkü malnütrisyona yol açma riski var. Yani yetersiz beslenme riski var. Yetersiz beslenmiş olmakla hem vücutta albümin seviyesi düşüyor hem de lenfositlerin sayısı azalıyor. Halbuki COVID-19 hastalık döneminde lenfosit sayılarımızın azalmasını hiç istemeyiz. Hani kilolu olsa bile çok böyle ısrarlı diyet uygulamaları, ısrarlı zayıflama diyetleri uygulamak doğru değil. Ama hastalık periyodu geçtikten sonra ya da hastalığa maruz kalmadıysa genel kural olarak tabii ki kilo vermek deminki saydığımız risklerin hepsinin minimalize edilmesi sebebiyle, en aza indirilmesi sebebiyle çok faydalı bir şey. Kilo verirken de çok abartılı ve çok agresif bir kilo verme programı uygulamamak lazım. Yani ideal olan kilo verme şekli bir ayda vücut ağırlığının %4-5 kadarını vermektir. Ayda 4 kilo 5 kilo kadar kilo vermiş olmak zayıflama programı için vücut dengelerini bozmayacak olan bir zayıflama programıdır. Yani bu zayıflama ile birlikte makro ve mikro besin ögelerini dengeli bir şekilde tüketmek lazım. Protein noksanlığı, karbonhidrat noksanlığı, vitamin noksanlığı, minerallerde noksanlığa yol açmayacak şekilde dengeli bir beslenme programıyla zayıflamayı sürdürmek lazım. Buna ulaşırsak eğer şüphesiz başlangıçta söylediğimiz riskleri en aza indirmiş oluruz. Çok faydalı bir adım atılmış olur şüphesiz. Evet hocam, bağışıklık bu dönemde oldukça önemli. Yani herkese en azından bağışıklıklarını nasıl güçlendirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde ve öğütlerde bulunuyoruz. Ancak kilolu olmak bağışıklığı nasıl etkiliyor veya kilolardan kurtulmaya çalışmak için zayıflamanın nasıl bir etkisi olabilir? İşte demin söylediğim gibi yani obez kişilerde, yani overweight, kilo fazlalığı olan kişilerde immün disregülasyon oluyor. Yağ dokusunda bulunan adipokin denilen bazı immün medyatörler yeterli bir bağışıklık sistemi yanıtı oluşmasına mani oluyor. Yağ dokusu aslında çok pasif bir doku değil. Son yıllarda bir endokrin organ gibi çalışan, immün sistem gibi çalışan bir organ gibi kabul ediliyor. Ve
endotel disfonksiyonu yapan, yetersiz immün yanıt oluşmasına yol açan, salgıladığı bazı adipokin denilen aracı maddeler ile, aracı moleküller ile immün sistemin optimal çalışmasına mani oluyor. Yaşar Hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim Halit Hocam. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet değerli izleyenler, bu dönemde siz de muzdarip olmuş olabilirsiniz. Özellikle evde bizleri izleyen hanımefendilere sesleniyorum. Sakın ola ki üzülmeyin. Doğru, bazı durumlar var. Özellikle sizlerin kilo almanıza sebebiyet veren. Başta hormonlarınız yer alıyor. İkincisi, kas kütleniz yeteri kadar yeterli. Yani kadınlarda bildiğimiz üzere kas kitlesi az ve yağ kitlesi doğal olarak fazla olabiliyor. Dolayısıyla kas kitlesi az olunca bazal metabolik hız, yani vücudunuz zaten durduğu yerde yaktığı olan enerji az oluyor. Bu sizin suçunuz değil kısacası. Dolayısıyla sizin daha çok spor, daha çok hareket yapmanız gerekiyor. Diğer taraftan tabii bununla birlikte egzersiz azlığı, ama evdeyseniz eğer, bugünkü programımızda bu evdeki hareketlerinizi egzersize nasıl dönüştüreceğiz? Bunun ipuçlarını da az sonra paylaşıyor olacağım. Beslenme bozuklukları falan, ama yemek yerken atıştırıyorsunuz, kaçamak yapıyorsunuz ve tabii ki ev işlerinde de kolaya kaçabiliyorsunuz. Bunlar çeşitli maddelerimiz. Ancak bakalım pandemi dönemi size kilo olarak yaramış mı, yaramamış mı izliyoruz. Sonrasında Doris Ofer, yani yaşam koçumuz bizlerle birlikte olacak. Hayatın ritmi. Pandemi döneminde kilo aldınız mı? İlk pandemi başladığında evden çalışmaya başladığımız süreçte evet aldım. Kilo almadım, kilo kontrolü sağladım. Her şeyi yedik ama hareketlerimize daha fazla dikkat ettik evin içerisinde. Evet, 1-2 kilo aldım, doğrudur. Hayır, almadım. Aldım tabii, bayağı hayli. Yok, aksine kilo verdim. Kilo vermek için neler yaptınız? Karbonhidrata çok yüklenmiştim evde olduğum dönemde. Gerek fast food, gerek evde pirinç makarna gibi. Onları kestim, ekmeği kestim o şekilde. Yürüyüşe çıktık çocuklarla beraber. Onun dışında pek bir şey yapmadık. Gece belirli bir saatten sonra yememeye çalıştım. Ona özen gösterdim. Özellikle mesela 6'dan 7'den sonra pirinç, pilavı, nişastalı şeyler tüketmemeye özen gösterdim. Unlu gibi. O şekilde. Ihlamur olur, yeşil çay olur, ada çayı olur. O tür şeylerle, yani bir de ekmeği, hamur işini kestim, öyle kilo verdim. Yapıyorum, yediklerime dikkat ediyorum evde. Sabahları 2 dilim ekmek yiyorum, kepek ekmeği veya tam buğday, tam çavdarlı dönüşümlü olarak. Ama ondan sonra ekmek yemiyorum, dikkat ediyorum yememe. Hayatın ritmi. Ve az önce saydığım maddeler arasında aslında evdeki işlerden kaçmak da vardı. Ama o hareketleri, yani evde yapmış olduğunuz gündelik hareketlerinizin tamamını belki de egzersiz niyetine dönüştürebilirsiniz. Ama onun dışında neler yapabiliriz? Tabii ki hepsini konuşacağız. Şimdi yanımızda kişisel spor koçu diyebileceğim ve tabii ki kitap yazarı Doris Hofer var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Enerjin her zaman olduğu gibi tavan adeta. Ya bu çok önemli bir şey. Evde yani yaptığımız hareketler aslında sayılmıyor diye düşünüyoruz ama günün sonunda onların da hepsi birer hareket ve hepsi bir enerji harcama alanı. Doğru mu? Aynen. Yani genelde zaten çok fazla oturuyoruz. Hani iş kadını, iş adamı olsun, şimdi de evden çalışıyoruz. Hep oturuyoruz. Hani orada en güzel şey, yani sen daha önce söylediğin gibi, bir bahane bul kalk. Hani git kendine bir bitki çayı yap, git kendine bir bardak su al, en güzel şeyler bunlar. Ama onun hariç böyle ev işler aslında tamamen bir antrenmana dönüştürebiliriz. Onu mesela biraz konuşalım seninle. Yani atıyorum burada hani böyle bir güzel kıpkırmızı bir süpürgemiz evet var. Yani şimdi normalde böyle yaptığında hani biraz daha... Ha, bu yaparkenki hareketlerini değiştireceksin. Ha, dolayısıyla ya, şu bir lunge bak. Normalde biz bu lunge'ı tabii bunu kullanmadan yaparsak şöyle yaparız. Şu burada dikkat etmesi gereken nokta şu. Çok öne gelmeyeceğim. Benim ağırlığım topukta olacak. Böyle diz ayağın üzerinde çökeceğim, kalkacağım. Şimdi bunu da kullanırsan hem senin evin pırıl pırıl olur, hem de egzersiz yapmış olur. Ve lunge'la ne yapıyoruz? Ne hem yapıyoruz? Bacak hem de kalça çalıştırıyoruz. Bu biraz kilosu olan insanlar yapamazlar ama.
Tabii onlar atıyorum ne yapabilirler? Belki kocaman bir adım öne atıp geri atarlar. Hani öyle daha çok temizlik yaparlarsa daha çok kalori yakarlar. Evet, aslında doğru, çünkü ciddi bir enerji harcıyorsunuz. Şöyle bir enerji listesine bakalım harcanan değerlere. Evde çeki düzen vermek 60 kalori diyor. Yani 60 kalori bugün neredeyse yürüyerek vermeye kalksanız yaklaşık 15-20 dakika falan yürümeniz lazım. Aynen öyle, kesinlikle. Bir de camlar var mı? Camları silmek de çok evet, var. Aynen, baksana kalori, ben tahmin ettim 166 kalori. İnanılmaz ya. Ama camları silerken de bir taktiğim var mı? Onu da böyle zıplayarak mı sileceğim? Jumping jack yaparak mı sileceğim camı? Yok canım, o kadar. Valla biliyor musun ve bu gerçek. Eşim bir telefon aldı. Ondan sonra ben bir bakıyorum, masadayım. O konuşurken böyle camları silmeye başladı dışarıdan. Hani hem konuştu hem de hareket evet, etti. Çok güzel bir şey. Yani gerçekten şunu yapmalıyız. Hani hem evi temizliyoruz hem de biraz fazla hareket ediyoruz. Burada başka ne yapabiliriz? Düşünüyorum. Seninki daha eğlenceli bu arada. Hemen alayım. Mesela squat yapalım, tamam mı? Benim ayaklarım böyle omuz genişliğinde. Evet. Tabii Doris geldi mi squat yapmaz olur mu? Sosyal medyada the squat girl olarak biliyorum. Şöyle temizlersek. Ve squat çok çok faydalı bir hareket. Çünkü tek hareketle gerçekten tüm kasları çalıştırıyorsun. Squat nasıl yapılıyor? Bir daha yavaş yavaş gösterebilir miyiz? Okey. Ayaklarımı omuz genişliğinde ve şimdi arkaya doğru oturuyorum. Bu arada bir kişi onu daha önce hiç yapmadıysa evet, o zaman mesela ayakla bir yatağın yardımıyla yapsın. Şimdi çünkü çömülüyorum evet, ve kalkıyorum. Bunu atıyorum 80 kiloluk bir insanda bile yapar. Mesela ben... Şu. Ben de temizlik yapıyorum. Sen öyle yap. Biraz daha öne gel. Hah. Muhteşem, süpersin. Oturacak mıyım ama böyle bayağı evet, oturdum yani. Evet ve kalkıyorsun. Ve bu hareket çok temel bir hareket. Çünkü yani atıyorum mesela lavaboya gittin, oturdun, kalktın değil mi? Evet. Masaya gittin, oturdun, kalktın. Yani bunu... Peki bunda kendimi geriye doğru attığım zaman nasıl her tarafımı kullanmış oluyorum? Biraz böyle bu işin dinamiği de... Şimdi oturuyorsun ya evet, burada bacak, kalça... Hem senin karın kasların çalışıyor. Ben de kollarımı kullanıyorum. Yani tüm vücut çalıştı. Kaç defa yapabilirim? Mesela diyelim hakikaten o odayı süpürüyor. Ya iki dakika bir koltuk vardır, bir yatak vardır. Ha. Normal squat yapmıyorsan bile o alanı değerlendirebilirsin. Yeni başlıyorsan, yani önce hiç yapmadıysan 10 tane yap bırak. Ama her gün 10 tane yap. Ondan sonra az gelecek. Bana gelecekler. Benim videolarımı yapmaya başlayacaklar. Videoları izleyebilirler ve ama çok zor hareketler de yapıyoruz. Ya ama hep öyle oluyor. Yorumlarına bakarsan ben mesela işte yeni başlayanlardan bahsediyorum. Diyorlar ki Doris beni bitirdin. Her yerim ağrıyor. Terin içinde kaldım, tamam mı? Ama bu insanlar bırakmazlarsa yemin ederim bir hafta sonra, bir ay sonra değil, bir hafta sonra aynı insan aynı videonun altında yazıyor, artık yapıyorum. Çünkü bu tamamen bir alışkanlık. Yani tabii ki eğer sen bu kasları hiç kullanmadıysan, hadi yok yani, bu normal. İnsanın ama devam kasları edersen, adapte oluyor. Tabii kuvvetleniyorsun ve burada istediğin sonucu alıyorsun. Ve sadece bir hafta yeterli mi buna? Bir hafta yaparlarsa... Alışmak yani, için söylüyorum. Tabii ki yetiyor. Sonra da belki de gündelik hayatlarını... Ya peki spora devam edebilmek çok zor bir şey. Yani hep böyle başlamak kolay derler, devam etmek çok zor başlamak derler. Başlamak bence hiç de kolay değil. Yani bir başlamak lazım ve en önemlisi ne biliyor musun? Yani şimdi aslında ben bir bakıyorum her pazartesi günü ve her yeni yılda aynı durumu yaşamıyor muyuz? Aynen. Şimdi başlayacağım, artık farklı olacak, yapacağım gibi... Ama burada önemli olan bu insanlar keyif almalı. Yani ben mesela spor yapıyorum. Spor yaptığım anda ben o kadar keyifli, o kadar mutluyum ki. Yani ben bu sporu sonuç için yapmıyorum. Sonuç yani ben kilo vereyim ya da ben daha fazla yemek yiyeyim değil. Ben gerçekten bu hareketleri yaptığımda çok mutlu oluyorum. Ve benim videolarımda insanlar onu görüyor.
Ve diyorlar ki ya bu kız nasıl bu kadar eğlenebilir? Ya sürekli gülüyor. Bak biri tatlı tatlı anlatıyor. Sanki bir şey yapmıyor gibi. Ama o yani senin içinden gelen bir şey. Ya ama bu insanlar beni böyle görünce onlara geçiyor. Diyorlar ki ya bu kadar eğlenirse bazen oluyor ben ya biri eğlenirim. İşte kahkaları atmaya başlıyor. Sen de başlıyorsun yani çünkü bu insan çok neşeli. Aynı şeklinde başlıyorlar ve bir haftadan sonra Allah Allah baksana pantolonun bol olmaya başladı. O zaman iyice gazı geliyorlar. Ve ben şey demek istiyorum bu arada. Hani bu ev işleri evet hepimiz pek sevmiyoruz. Yani çünkü hani bizi zor geliyor. Ama bunu hani böyle bir eğlenceye dönüştürebilirsek çok çok iyi olacak. Ve burada ne yapacağız? Diyoruz ki hadi bak ben squat yapacağım. Çünkü artık daha kalkıp böyle bir kalça istiyorum. Ondan sonra 10 tane yaptım. İşte başka bir şey yapacağım. Atıyorum. Ütü yaptım. Ya mesela ütü yaparken aslında belki ütünün başına değil, ütü yapacağınız eşyaları bile yan odaya koyuyor olmanız. Gömlek nerede? bak yani zaten yapamıyorum. Belki sadece bacağımı böyle kaldırıyorum. Dış bacak çalışıyor, evet. Tamam mı? Ondan sonra iç bacak çalıştırayım. Yani özellikle kadınlar onu çok istiyor. O zaman öbür tarafa yaparlar. Şimdi iç bacağım çalışıyor. Ayakta zor duruyoruz ya. Evet şöyle. Nasıl iç bacak nasıl çalışıyor? Şöyle. Şu, evet. Şöyle çapraz yukarıya kaldırıyorsunuz. Bu dış bacak, bu iç bacak. Evet, iç bacakta çalıştırmak. Peki, bunun dışında önerilerimiz var. Bakalım bunlara ne diyeceksin? Ütü yaparken ütülenecek eşyaları farklı bir odaya koyun. Tek tek gidip alın. Evet, çünkü adım atıyorsun. Şimdi iki tane farklı şey var. Burada ben bölgesel çalışıyorum. Değil mi? Hani çünkü burada kendim vücut ağırlığımla bacağımı kaldırarak ve fazla kaldırırsam yani herkes hissedecek. Yani gerçekten burada dış bacak çalışıyor. Ben kas yapıyorum. Vücudumu sıkılaştırıyorum. Ama ben şimdi gittim hani gömleğimi almaya ya da koymaya da falan. Burada ne oluyor? Kardiyo yapıyorum. Kardiyo yağ yakma amaçla. Evet ve bütün vücudunuzda. Bu adımları atıyoruz. Bölgesel yaptığınız sporlar bölgesel yağ yakma değil ama bölgesel kas kitlesini güçlendirme mi? Evet. Ya, o bölgeden yağ yakmış olmuyorsunuz sadece. Yok hayır. Yani istediği vücut kendisi karar veriyor. Çünkü evet. Herkesin vücut tipi farklı ama vereceksin. Evet aynen. Peki başka bir tavsiyemiz daha var. Yastıkları düzenlemek için mesela odanıza girdiniz veya herhangi bir yerdesiniz. Yastık sizin için iyi bir squat malzemesi olabilir mi? Tabii. Yani squat mesela böyle. Veya bir hem squat yapıyorum. Hem iç bacak çalışıyorum şu anda. Çünkü bu yastığı böyle iyice sıkıştırıyorum. Tamam mı? Şimdi oturdum, squat'umu da yaptım. İki of. Hareket aynı zamanda. Of, aynı. Of, gerçekten çok fena. Benim acıdı bir anda sanki ya. Evet. Evet. Ondan sonra atıyorum. Ben de biraz karın kas çalışayım dedim. Yeniden koydum burada dizlerimin arasına. Hop. Evet valla bir yastıkla neler yapabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz. Yerleri silmek 120 kalori normalde. Yerleri silerken bezi yere koyun ve ayağınızla üzerine basın. Sonra ayaklarınızı önce yana ve arkaya doğru kaydırarak silme işlemi yapın. Diğer ayağınızla yaptıktan sonra bezin yerini değiştirin filan. Aynen. Şimdi bezlerimiz yok ama hani olsaydı mesela koy onlara ondan sonra bu şeklinde koşabilirsin. Ya da bezi koydun böyle yerleri sildin. Bu hareketleri yaparken tabii sakatlanma ihtimaliniz olabilir. Dolayısıyla önce ısınma hareketleriyle siz en azından ütü yaparak veya süpürgeyle çalışarak başlayabilirsiniz diye söylüyorum yani. Peki onun dışında böyle ev kadınlarına mutlaka tavsiye edeceğim bir şey var mı? Sen sadece sporda değil, sen aynı zamanda bir life yaşam koçusun. Hı hı. Yani bu mutfağı da kapsıyor yaptığın işler. Tabii. Nasıl motive ediyorsun bu insanları? Sağlıklı beslenme yani sen zaten hazırladın burada anlatacağız güzel. Anlatacağız birazdan. Aha. Birazdan çok önemli bir konuğum da var. Ayça Kaya bizlerle birlikte olacak. Yani şimdi hareket etmek gerçekten en önemlisi. Çünkü hareket edersen o zaman daha fazla da yemek yiyebilirsin ama bu şey anlama gelmiyor. Yani şimdi ben fast food'a saldıracağım. Yani o çok kötü bir seçim olur. Benim metodumda gerçekten bir tek kural var ve ben diyorum ki spor yapıyorsan %80 sağlıklı seçimler yaparsın.
Hani işte salata, sebze, evet, hani böyle bakliyatlarımız çok güzel gibi şeyler. %20 artık canımın ne isterse. Ve ben orada hani kendim tatlılarımı yapıyorum, fit tatlılar. Ve onlar o kadar güzel ki hani, yani başka bir şey yemek istemiyorsun. Çünkü onlar mesela dün bir pasta yaptım. Hani böyle kremalı kremalı gibi gözüküyor. Halbuki ki ben bu kremayı avokadoyla yaptım. Tarifleri paylaşıyor musun? Paylaşıyorum her cuma. Evet, her cuma tarifleri de paylaşıyoruz. Dolayısıyla biz de yakın... Ben çünkü programda ne işleniyorsa, mutfakta birisi tarif veriyorsa hemen evde gidip onu deniyorum. Böyle millet de bana bakıyor, ya ne yapıyorsun falan diye, ama hakikaten hoşuma gidiyor. Çünkü çok güzel fikirler çıkıyor. Sizin sosyal medya hesaplarınızda da oldukça güzel paylaşımlar var. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok sağ ol. Ve değerli izleyenler, size de sorduk bakalım. Temizlikte kilo verebilme ihtimaliniz var mıymış acaba? Temizlik yaparken kilo verdiğinizi düşünüyor musunuz? Yani tabii ki efor sarf ediyorum ama ne kadar kilo vermeme yarıyordur onu bilemiyorum. Çok vermiyorumdur herhalde. Hayır, düşünüyorum. Temizlik yaparken efor harcıyorsunuz ama hareket de yapmış oluyorsunuz ama kilo verildiğini kesinlikle düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Normal zaten her gün yaptığın iş. Hayır, düşünmüyorum. Hayır. Hayır, düşünmüyorum. Ne kadar temizlik yaparken, hareket ederken kilo verdiğimi, terlediğimi, yorulduğumu düşünsen de kilo verdiğimi düşünmüyorum. Temizlik yaparken insan enerji sarf ediyor, mesela güç sarf ediyor. Ama onunla bir alaka olduğunu düşünmüyorum. Hani evde bir de bu pandemi döneminde her gün artık çamaşır suyu bana bile yetmiyor. Hiçbir kilo kaybım da olmuyor yani. Hayatın ritmi. Temizlik veya ev işleri yaparken kilo vermenizin mümkün olduğunu az önce öğrendik. Yani hepsinde ciddi bir şekilde enerji harcıyorsunuz ama onlarda yapacağınız ufak değişikliklerle birlikte bu enerji harcamanızı daha da arttırabilirsiniz. Ama zayıflamaya başlayacaksanız önce en başta bir şeyleri belirlemeniz lazım. Bunun temeli de vücudunuzun tipi, yapısı. Yani neden bu kilolar var, onu konuşacağız. Dolayısıyla vücudunuzun tipi ne sorusunu iyi bir şekilde yanıtlayacağız. Burada farklı yapılarımız var. Birçok şey üzerine konuşulabilir ama en temelde, en fazla, en sık karşılaştığımız vücut tiplerini şöyle bir sıralayalım. Hemen gelsin. Birincisi tabii ki görmüş olduğunuz gibi normal. Vücut oranlarının matematiksel veya görsel oranlarla herhangi bir bozukluğu olmadığı bir yapı. Normal bir vücut yapısına sahip olup kilolu olabilir misiniz? Evet, olabilirsiniz. Bu tabii ki mümkün. Yani genel hatlarınız bozulmadan adeta kilo almış olabilirsiniz. Peki ikinci tip ne? İkinci tip ise evet, armut tipi obezite arkadaşlar. Armut tipi diyoruz buna. Bu da özellikle bel altı bölgenizde yağların birikimiyle beraber kendini gösteriyor. Kadınların yaklaşık %20'sinin bu şekilde olduğunu biliyoruz. Yani vücut tiplerinin böyle olduğunu biliyoruz. Peki bunun sebebi ne? Östrojene bağlı. Östrojene bağlı olarak biriken yağlar daha çok kalça bölgenizde birikiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Östrojeni vücudumuzdan atacak şekilde beslenmemiz gerekiyor. Yani kısacası fazla östrojeni. Bunun temel dayanak noktası işte belirli araştırmalar bunu gösterdi ve yapılması gereken şey de yüksek lifli beslenme diyebiliriz. Kabaca böyle yani, en azından vücudunuzdaki yağ birikimini atmanız gerekiyor. Üçüncüsü ne? Üçüncü tip ise elma tipi ve karın bölgesinde özellikle tam göbek çevresinde veya göbeğin arkasında artan yağ birikimi, yani elma tipi obezite diyebiliriz buna. Bu tip obezitenin sebebi ise stres. Vücudumuzda bu insanlarda yapılan araştırmalarda kortizol seviyesinin yüksek olduğu gözükmüş. Dolayısıyla stresiniz ne kadar yüksekse metabolik olarak aktif olan karnınızın içindeki yağ doku o kadar şişiyor. Aslında buna gömlek yağı diyoruz. Karnımızı böyle kestiğimiz zaman veya işte benim hayvansal gömlek yağı vardır mesela, dolma yapar insanlar falan, böyle adeta tül perde gibi bir şeydir. Herkesin vücudunda var. İnsanların da aynı şekilde. Karnınızı açıyorsunuz. Onun bağırsaklarınızı ve karındaki organlarınızın önünü örten bir perde gibi düşünün bunu. Metabolik olarak aktif bir yağ dokusu olduğu için eğer belirli faktörlerle birlikte orada yağ birikimi meydana geliyorsa o zaman o büyümeye ve şişmeye başlıyor. Yani karnımızın altını veya batının altını diye tarif eder hatta genel cerrahlar onu, ama günün sonunda büyüdükçe önden arkaya doğru büyüyor. Dolayısıyla bir kişi cilt altındaki yağ birikimine baktı, bakın kendimi kambur yaptım, ondan sonra sıktım, yaklaşık ne kadar 3 santimlik bir yağ tabakası geldi. Ben böyle olmasam, 50 kilo fazla olsam
Yine gelseniz aynı şeyi ben de yapmak istesiniz. Muhtemelen belki birazcık daha fazla olabilir ama aşağı yukarı aynı oranda olacaktır diyebilirim. Yani cilt altı yağlanma çok aşırı artmıyor karın bölgesinde. Nispeten artsa da asıl karnınızı öne doğru büyüten, yani böyle yatay durduğunuz zaman yukarıdan aşağı baktığınızda göğüs kafesinizin altındaki kemik çıkıntınızı, eğer karnınız dışarıya doğru taşmıyorsa, veya burada böyle bir balkon oluşturmuyorsanız, o zaman omentumunuz çok öyle şişmiş değil. Ama eğer oradan böyle blok olarak karnınız öne doğru çıkıyorsa, o zaman ne oluyor? Omentum içeride büyümüş oluyor. O zaman sizin stresiniz gerçekten yüksek olabilir. Omentum şiştiğinde işler birazcık daha karışıyor tabii ki. Çünkü yağ metabolizmanız bozulacak, karaciğeriniz yağlanmaya başlayacak. Ondan sonra işte pankreasınıza belki yanlış müdahale olacak ve şekeriniz bozulmaya başlayacak. Belki böbreklerinize basacak, prerenal bir hipertansiyonla karşı karşıya kalacaksınız falan. Dolayısıyla bunlar oldukça önemli hususlar. Ama evdeyseniz bunları tamamen bir kenarda bırakmak istiyorsanız ve vücut tipiniz her ne olursa olsun zayıflamak istiyorsanız, o zaman sizi çok önemli bir konuğumla baş başa değil, konuğumuz olarak stüdyomuza davet etmek istiyorum efendim. Doktor Ayça Kaya geliyor. Günaydın. Ayça Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Halit Hocam. Nasılsın? Süperiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada seninle konuşacağımız o kadar çok şey var ki ilk bu masadan başlayacağız. Hadi ama. Buyurun. Evet, şöyle birkaç ipucumuz var. Ben ipuçlarını vereyim. Siz istiyorsanız bunlarla ilgili bizlere yorum yapın. Şimdi vücudunuzdaki şişkinliklerden kurtulun istiyoruz en başta. Çünkü ödem de olabilir kilo. Herkes hatta ödem diyor. Doğru mu? Aslında çok doğru. Çünkü yaşam tarzımız bedenimizi o kadar etkiliyor ki genelde hepimiz oturuyoruz. Beyinler çalışıyor, bedenler oturuyor. Böyle olunca da vücutta dolaşım, siz daha iyi bilirsiniz. Tamam. Yeteri kadar olamadığı için vücutta şişkinlikler ortaya çıkmaya başlıyor. Ödem ortaya çıkmaya başlıyor. Burada ödemi ikiye ayırabiliriz aslında. Hastalığa bağlı ödem ya da yanlış yaşam tarzınızdan kaynaklanan ödem. Hastalığa bağlı ödemde bu ödem süreklidir ve hastalığın belirtileri de yanında vardır. Mesela bir halsizlik, yorgunluk, tansiyon yüksekliği gibi kronik hastalığın getirdiği, mesela romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıklarının seyrinde de ödem görünebilir. Bir de bizim yanlış yaşam tarzımızdan kaynaklanabilir. Efendim bu nedir? Tuzlu yiyeceklerin çok fazla tüketilmesi. Evet, bir dünya çeşit tuzu da buraya adeta serdik ama tuz neredeyse gizli tuz kaynakları bile bir sürü yerde var. Çok var. Bugün Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki 5 gramın üzerinde tuz tüketmeyin diyor. 5 gram tuz ne? Bir tatlı kaşığı kadar. Peki en iyi ödem söktürücü sudur diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Günde 8-10 bardak su içmeniz lazım. Bir de burada yanlış bir bilgi oluyor. Şöyle ki ödemi atmak için çok fazla çay kahve içiliyor. Çay kahve yeteri kadar su ile desteklenmezse eğer bu da ödemi artırıyor. Çünkü bunlar diüretik, vücuttan su atıyor. Vücutta atılan suyu yerine koymak için yine damardan su çekiyor ve interstisyal ödem dediğimiz yine şişkinlik ortaya çıkıyor. Şunu söyleyelim, her bir bardak çayın yanına bir bardak kadar su eklemeyi ihmal etmeyin. Bir bardak kahve içtiğinizde yanına mutlaka bir bardak su için. Aynı zamanda maydanozu da ben çok tavsiye ediyorum. Maydanoz çok doğru. İdrar söktürücü bir özelliği her var vücudunuzda. Her özelliği var. C vitamini açısından zengin, bağışıklığınızı kuvvetlendirir. Şimdi COVID nedeniyle herkes kutu kutu C vitamini içmeye başladı. Halbuki C vitamininin fazlası zaten vücuttan atılıyor. Artı çok fazla dışarıdan C vitamini kullanmak böbrek taşı oluşumunu arttırabiliyor. O nedenle her şey zaten doğada ve mutfaklarımızda belki var. Belki kıyafetlerimize girebilmek için bir ödemi attık. Bir de şişkinliklerimiz var. Evet. Yani evet. Bugün yeme alışkanlıklarımız sebebiyle muhtemelen işte bağırsaklarımızın o iltihabi cevaplarıyla birlikte aşırı gaz üretimi de oluyor. Bir de bağırsaklarımızda İyi bir şekilde besleyemediğimiz o mikroplar, yediğimiz gıda, kötü gıdalarla daha çok beslenip onlar da bu sefer gaz çıkartıyorlar içimizde ve karnımız şişiyor. İşte hem alerjik hem belki de mikrobiyatamızın etkisiyle. Bunlardan da biraz kurtulmak için gaz yapan gıdalardan da bu dönemde herhalde zayıflarken uzak kalmamız lazım. Kesinlikle böyle. Şişkinlik aslında birçok insanın en büyük problemlerinden biri. Her gün Instagram'dan onlarca soru geliyor. Hocam sabah kalkıyoruz dümdüz karın, akşam oluyor davul gibi karın. Bu nasıl oluyor? Evet. Şimdi burada yediğimiz yiyecekler, yeme hızımız, stres düzeyimiz, hatta ayağımıza giydiğimiz çorap bile çok etkili, biliyor musunuz? Nasıl yani?
Ya bu kadar etkili işte. Ayağınızı ısıtacaksınız. Onu mu demek evet, istiyorsunuz? Evet, sıcak sıcak ayağınızı sıcak tutacaksınız. Yani özellikle kış aylarında mutlaka pamuklu çoraplar giyip ve yüksek tabanlı ayakkabıları tercih etmek gerekiyor. İdrar yolu enfeksiyonları da sık görülebiliyor ve özellikle şişkinliği, soğuk çok tetikliyor. Ayaklarınızı ısıtacaksınız bir. İkincisi yeme hızınızı yavaşlatacaksınız. Çünkü çok hızlı yemek beraberinde yutulan havayı arttırıyor. Bu da davul gibi karın yapıyor. Tabii bir de yiyecekler kısmı var ki bu gerçekten çok önemli. Şu gazlı içecekler. Gaz gazı çeker. Evet. O nedenle gazlı içecekleri, şekerli içecekleri hayatınıza koymayacaksınız. Peki. Kabızlık da muhtemelen o da şişkinlik veya işte çok vücuttaki önemli. Fazla kiloların bir de bir taraftan sebebi galiba. Kabızlık neredeyse her iki kişiden birinin problemi ve burada insanların da kafası aslında çok karışık biliyor musunuz Halit Hocam? Kim neyin normal olduğunu artık karıştırmış durumda. Size şunu söyleyebilirim. Bir insan bir günde normalde günde 3 defa da yapabilir, 1 defa da yapabilir, 2 defa da yapabilir. Ama bu günde 4'ün üzerine çıkıyorsa, çok yumuşak çıkıyorsa, sürekli bir karında gargur halleri varsa bu açıdan bir araştırmak lazım. Ya da 3 günde bir kez normal ritmi buysa ve 3 günde bir çıkarken de katı gayta çıkarmıyorsa, canı yanmıyorsa ve normal ritimde çıkarılıyorsa bunu bile normal kabul edebiliriz. Uzak durmanız gıdalarla ilgili 3'e ayırdık. Dedik ki unlu mamuller olsun, basit şekerler olsun ve gizli yağlar olsun. Evet, yani ben şöyle diyorum. Masada bej veya kahverengi varsa kenara. Oo çok iyi. Yeşillik veya renkli gökkuşağı bir şey varsa içeri. Çok iyi. Ha iyi bir tarif belki. Çok iyi bir tarif. Kahverengi çünkü bana ekmek falan ve bu karbonhidratı andırıyor yani başka bir şey o değil. O kadar şey ki şimdi bu Covid nedeniyle İngiltere'de bir araştırma yapılıyor ve şu ortaya çıkıyor. İnsanların tatlı ve karbonhidrat tüketimi %20 artmış. Obezite sıklığı Covid döneminde oldukça yükselmiş ki bizim ülkemiz zaten hani karbonhidrat diyarı olduğu için onlar da %20 ise bizde %50-60 neredeyse. Biraz bu kahverengilere karşı Halit hocamızın dediği gibi bir sınırlama getirmemiz gerekiyor. Yeşilliklere daha çok yer açacağız. Kuru yemiş faydalı diye bir tabak dolusu kuru yemiş yemek doğru mu hocam? İşte bunu yediğinizde orada yağ var mı? Şu yağı bir alalım. Zeytinyağı şişemizi bir evet. Alalım. İşte bunu yediğinizde böyle bir yağ içiyorsunuz. İşte faydalıyla zararlı. Hani ben diyorum ki son yıllarda organik obeziteden herkes bir muzdarip olacak. Organik obeziteden. Faydalı olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri porsiyon kontrolü yapmadan büyük miktarlarda yiyoruz ve bunlar bizim vücudumuza yağ olarak geri dönüyor. Şimdi hepimiz biliyoruz dediğiniz gibi kızartma yemeyelim, ekmeğimizin üzerine tereyağı sürüp yemeyelim, böyle margarinleri kaşıklamıyoruz ama Halit hocamızın dediği gibi gizli yağlara karşı uyanık olmamız gerekiyor. Fındık, fıstık, çerez. İşte böyle bir kase yediğinizde buyurunuz efendim. Peki. Zeytinyağını içtiniz. Ölçü herkesin avucunun içi kadar. Hep bunu söylüyoruz. Ya bu yetmezse ne yapacağız? Yani birazcık daha böyle bir %10'umuz daha yok mu? Olsun niye olmasın? Ama şöyle olsun. Yiyecekte çeşitlilik önemlidir. Mesela bu bademi bir avuç aldığınızda tabii nefsiniz doymayabilir. Bunu bir yeşil çayla birlikte içtiğinizde ya da içerisine biraz leblebi karıştırdığınızda mesela leblebinin yağ oranı çok düşüktür. Ve 4 yemek kaşığı leblebi bir dilim ekmek kalorisi nedir? Yağı yoktur leblebinin. Mesela bademi leblebiyle birleştirin. Hacim olarak arttırın. Kaloriyi de çok yükseltmeyin. Evet. Avcım. Nasıl? Aynen. Gözümüz doydu mu? Doydu. Doydu mu? Doydu valla elim mi de doydu ya. Harika. Gerçekten süper. Bir de tabii bunun yanına bir de yeşil çay, ıhlamur gibi bir bitki çayıyla birlikte içerseniz bir de içine biraz limon sıkarsanız bu da biraz metabolizmanızı hızlandırır ve daha uzun süre tok kalmanız konusunda çok büyük bir yardım olur. Evet cipslerde de ciddi bir şekilde yağ var. Trans yağ da var ve başka birçok şeyimiz de var. Şimdi basit karbonhidratlar zaten oldukça biliyoruz ama basit şekerler, meyve suları da mesela benim için oldukça tehlikeli kabul ettiğim sınıfta. Yani çünkü o da basit şeker gibi geliyor bana. Çok daha hızlı emilebilen sıvı bir şeker posası alınmış filan. Ama meşrubat olayı hayatımızdan bir türlü çıkmayan bir gerçek yani. Bunu nasıl vazgeçecek insanlar bu işten? Vallahi bu çıkacak. Bu çıkmak zorunda. Ben üniversiteyi ilk bitirdiğim yıllarda Türkiye'de sirozun en büyük nedeni hepatit B hastalığına bağlı sirozu görüyorduk. 98'den bu zamana değişen şey şu, karaciğer yağlanmasına bağlı siroz görülme oranları çok arttı. Ve bunun da bir numaralı nedeni bu şekerli içecekler ve trans yağ asidi yüksek
abur cuburlar. Evet, hatta internette bunlarla ilgili belgesellerde oldukça fazla sayıda var. Evet, basit şeker kötü. Çok, bu kötü. Çok tehlikeli. Ha, o karnınıza az önce bahsettim. Omentum dediğimiz o gömlek yağı var ya, işte onun büyümesine aslında vesile olan şey. Şimdi diğer masamıza doğru geçelim. Diğer masamıza doğru geçelim ama size bu arada başka sorularımız da var. Şimdi Ayça Hocam bizlere bir atıştırmalık listesi tarifi verdi. Dedi ki hayatınıza girenler ve hayatınızdan onların yerine çıkması gerekenler gibi. Şöyle bunların üzerinden bir geçebilir miyiz? Şimdi hep birlikte mutfak reformu yapmamız gerekiyor. Artık yiyecekleri düşünerek, farkında olarak yememiz gerekiyor. Böyle ezberi tarifleri yapmadan önce bir sorgulayacağız. Bunun içinde ne kadar yağ var, ne kadar tuz var, ne kadar karbonhidrat var. Örnek veriyorum. Pastalar. Evet. Değil mi? Böyle kremalı kremalı gerçek pastalar. Gerçek mi bilmiyorum. Böyle şeyler yiyor mu insanlar? Yiyor tabii. Siz yemiyor musunuz? Ben yemiyorum. Gerçekten yemiyorum. Hiç. Bak itiraf etti. Yemiyor. 10 yıldır formunu koruyor. Ama hakikaten tatlı, yani benim böyle pasta tatlı falan çok hiç şeyim yoktur. Aram yoktur. Yani hani cezbedici bir görüntüsü bile yok. Ben endişe ediyorum. Diyorum ki dışında şey, böyle bir şey gördüğüm zaman hani Halit Yer'e bakan ne düşünür mesela? Onu düşünürseniz şöyle Halit bakıyorum. Halit Yer'e bakan bence Halit Göğe bakan oluyor. Kafasını evet. Çeviriyor gidiyor. Ya yani böyle bakıyorum. Yo, yine yere bakıyorum. Ürüne bakıyorum falan. Ondan sonra diyorum ki en fazla bakteri nerede yaşıyor? Genelde kremalarda falan yaşar. Kremalarda yaşayan bakteri nedir? Staph aureus. Hemen tıp fakültesine geri dönüyorum. Ben bunu yersem eğer buna kadar dışarıda bekledi acaba onu düşünüyorum önce. İnsanlar diyecek ki vay Halit Hocam bir pastaya baktınız bunları gördünüz ama biz bakıyoruz burada ne güzel bir lezzet görüyoruz, krema görüyoruz, üzerindeki fıstıkları görüyoruz, evet. Böyle canımız istiyor. İşte burada şöyle bir cümlem vardır benim yaşam tarzını değiştirmek üzere. Derim ki vazgeçemeyeceğiniz, çok lezzetli olduğunu düşündüğünüz yiyeceklere karşı bahaneler bulun. O yiyeceği kafanızda değersizleştirme becerisi oluşturun. İşte burada 3D kuralımız. Dur, düşün, davran. Sonra 2G gerçekten gerekli mi? Günlük almamız gereken enerjiyi tıpkı günlük harcamamız gereken bir para gibi düşüneceğiz. Evet. Ve her gördüğümüz ağzımıza düşünmeden atarsak ne olur? Sağlığımızı kaybederiz. Olur. Ama mesela böyle bir tabağın karşısında kendimi biraz çaresiz kalabiliyorum. Evet, diyorum şakşuka. Ki, şakşuka. Ya diyorum bunu zeytinyağıyla yapmışlardır belki. Ondan sonra kendime bahaneler üretmeye başlıyorum. Ondan sonra diyorum ya patlıcan zaten en sevdiğim sebzelerden bir tanesi. Ya biber falan da var işte C vitamini falan. Ben bunu yemezsem olmaz. Ama halbuki bu da kötü yani. Yiyeceği değerlileştirdi. Değerlileştirdi. Ona bir çok güzel anlamlar yükledi. Ama artık hani mutfak reformu yapacağız diyoruz ya. Gerçekten çok güzel fırınlarımız var artık. Ve bu fırınlar hemen elimizin altında. Bu sebzeyi kızartacağınıza, bunu kızartarak ruhuna El Fatiha okuyacağınıza bu şekilde fırına süreceksiniz. Üzerine az zeytinyağı koyacaksınız. Bol sarımsaklı yoğurtla servis yapacaksınız. Evet. Biraz kızartmalardan vazgeçip fırınlanmalara, fırında pişirmelere, buharda pişirmelere dönmemiz gerekiyor. Ve bunu farklı baharatlarla ve farklı soslarla daha lezzetli hale getirebiliriz. Bu ahut. Dışarı, bu içeri. Evet. Pasta dışarı, fırınlanmış meyveler, sütlü tatlılar diyelim, onlar içeri. Çünkü bu pastanın içine az önce konuştuğumuz gibi şeker giriyor, un giriyor, yağ giriyor, giriyor da giriyor. Ama şunda ne var? Sadece meyve şekeri var. Bunları haşlayabiliriz, fırınlayabiliriz. Üzerine mesela sütten yapılan farklı incirli tarifler falan koyabiliriz. Olabilir. Tarçın mesela çok da güzel böyle hani tadını, rüyasını bile değiştiriyor. Bir de lif alıyorsunuz bunu aynen. Yerken. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günde 30 gram lif yiyin diyor. Bunun da en iyi kaynağı meyveler ve sebzeler. Tabii 30 gramı yakalayabilmek de büyük bir uğraş. Uğraşacağız, yakalayacağız hocam. Uğraşacağız yine. Burada bir de salata. Yani evet. Görüntüye bakılırsa bunlar da iyi yani hani normalde ama evet. Burada daha başka bir tablo var. Şöyle. Evet, şu ikisini yan yana getirelim isterseniz. Mesela mayonezli salatalar yerine yoğurtlu salataları tercih edebilirsiniz. Böyle patatesli salatalar yerine kök sebzelerden mercimek, pancar, yeşillikli olan salataları tercih edebilirsiniz. İşte yine mücver gibi kızartma yerine fırınlanmış sebzeleri tercih edebilirsiniz. Mutfağınızda yapacağınız küçük değişiklikler bedeninizde çok büyük sağlığa neden olur. Yani siz her gün beslenmenizde canım ne olacak işte 2 kaşık Rus salatası yedik, 2 kaşık mücver yedik deyip bu gizli yağları vücudunuza aldığınızda hiç o kadar da dikkat ediyorum bir de sağlıklı besleniyorum ama niye kilo alıyorum? Bunun farkına işte bu gizli kaloriler bizi şişmanlatıyor. O nedenle gizli kalorilere karşı çok uyanık olmamız lazım. Peki mutfağa geçelim mi? Hadi geçelim birlikte orada, yemek yapalım artık. Orada tariflerimiz de var. Peki sırada 3 tane tarif görüyorum burada. Arkadaşlarım not olarak iletmişler. Ama
Evet, şimdi Özlem Hanım da diyor ki hocam diyor karıştırma diyor, tatlısı var tuzlusu var filan. Nedir? Neler yapacağız bugün? Evet, şimdi ben de tatlı canım istiyor bazen. Çocuklara da bunu yapıyorum. Siz de yapıyor musunuz? Evde mutfağa giriyor musunuz? Bazen Instagram'dan görüyorum. Tatlı hiç yapmıyorum ama mutfak delisi bir adamım yani. Evde vakit geçirirsem o gün yemeği ben pişiririm mutlaka. Ya süpersiniz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Mesela ben elmayı gerçekten seviyorum. Bir de bir atasözü vardır. Her gün bir elma doktoru evden uzak tutar diye. Evet. Siz bu elmalı tarifimizi yapabilirsiniz. 2 tane, 3 tane kırmızı elma. İçerisine ceviz ekliyoruz. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar. Bu elmayla cevizi güzelce bir pişiriyoruz. Ben şöyle vereyim size. Şöyle elma normal rendeledik sadece. Başka bir şey yok değil mi? Tarçın marçın yok burada. Hayır, şu anda yok. Böyle bir diyet bisküvi olabilir, içerisine koyabilirsiniz. Ya da işte limon lifli falan böyle bisküviler oluyor. Onlardan evet. Alabilirsiniz. Buna yağ falan katmadık bu arada. Yok, hiç yağ gerek yok. Ceviz aynen yağ olarak girdiği için gerek kalmadı. Biraz tarçın ekledim üzerine. Evet, tarçın ekledim. Biraz kakao koyuyorum. Evet, şimdi bunu güzelce böyle biraz pişireceğiz. Sonra bunun üzerine koyacağız. Bence dur koyacağım. Şöyle yapalım. Dur. Ben şöyle tutayım size. Elmalarımızı rendeledik. Cevizle, tarçınla ve kakaoyla karıştırdık. Azıcık pişirdik. Bir bisküvimizin üzerine, diyet bisküvimizin, limon lifli diyet bisküvimizin üzerine aktardık. Ve bunları güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi bir koklamanızı isteyeceğim ben Halit hocam. Ben dinlemeyi kokluyorum. Bayağı güzeldi yani. Harika kokuyor gerçekten. Şöyle size vereyim. Sonra bunları böyle yuvarlak toplar yapacağız. Hindistan cevizine batıracağız ve çikolata topları olarak ikram edeceğiz. Evet, şimdi çok net bir şey ifade etmek buyurun istiyorum. Buyurun efendim. Ayça hocam. Yani ne zaman programıma bir sağlık çalışanı, yani gıdayla, beslenmeyle, diyetle falan ilgilenen sağlık çalışanı çağırsam, ondan sonra ne hikmetse sizde rutin bir uygulama galiba. Hepiniz topçuklar falan yapıyorsunuz. Yani bunun bir özelliği var mı? Daha kolay diye mi? Aslında şöyle hani hem porsiyonu ayarlıyoruz orada hepsini yemesinler diye. Bir de küçük küçük parçalara ayırdığınızda bu gözünüze çok geliyor aslında. O da olabilir. Ya da bunu işte şöyle güzel bir kaseye de koyabiliriz. Şöyle isterseniz. Eliniz yanmasın. Yok, şöyle yapalım biz bunu. Şöyle koyalım. Topçuk yapmayalım o zaman. Tamam mı? Hayır yani ne olur yanlış anlamayın. Doğru, vallahi. Çok haklısınız. Merak ediyorum. Herkes ya işte efendim havuç topları da geliyor. Niye biliyor? İşte geliyor. Orada porsiyon da bizim kontrolümüzde oluyor. Gene size bırakmıyoruz. İşte bundan bu kadar yiyin şeklinde. Anladım. Harika kokuyor bakın, gerçekten. Şöyle ben şöyle birazcık daha Ooo, ezeyim. Ooo süper. Tam ezeyim şöyle. Ah, evet. Ama elim yanıyor. Ay yanıyorum, yanmasın. Evet cerrahlar böyle güzel pastalar yapıyormuş yani. Evet, bizde bu düzgünlük hastalığı var ya. Üzerine Hindistan cevizimizi de koyduk. Evet. Nasıl? Evet bence muhteşem bu oldu. Bu pasta oldu, yaş pasta oldu. Aynen öyle. Bunu buzdolabına koyun birazcık da kendini çektiği zaman oldukça şey yapacaktır. Lezzetli olacak. Hem sertleşecek kesebilirler hem de soğuk soğuk yemek çok daha lezzetli olacaktır diyelim. Şimdi evet. Diyorlar ki programın sonuna geldiniz. Bize diğer tarifleri verin. Evet. Onları nasıl anlatabiliriz? Şimdi bir börek tarifi vereceğim size. Bunu aslında pazar kahvaltıları için de yapabilirsiniz. Çok da hoş oluyor gerçekten. Kırmızı biber sever misiniz? Çok severim. Ben de bayılıyorum. Hele ki bu dönemde değil mi bağışıklık listemizin tepesinde yer alıyor. C vitamini içeriği oldukça zengin. Evet, 10 numara kırmızı biber tam zamanı. Bunları içeri çıkaralım isterseniz. Size yardımcı olarak kabul ediyoruz. Şimdi bu böreğimizin içerisine ne koyacağız? Lor peyniri koyacağız. Yaklaşık 1 su bardağı kadar lor peyniri. Sonra içerisine biraz çörek otu koyacağım. İnanın gerçek börekten tadı hiç farklı değil. Ama bir farkı var. Daha besleyici, lif açısından zengin, yağ oranı açısından düşük, karbonhidrat değeri daha az. Neredeyse hiç yok kadar. İçerisine 2 yumurta kıracağım lor peynirimi. Şimdi klasik böreklerde çok fazla yufka kullanıyoruz. Kat kat yufkaları koyuyoruz. İçerisine de böyle patatesli, nişastalı malzemelerden koyunca, biraz da yağ koyunca kalori artıyor da artıyor. Lif oranı düşüyor da düşüyor. Bu inanılmaz kişiyi tok tutacak. Aynı zamanda hani bağırsak kabızlık çekenler için de çok iyi bir tercih oluyor gerçekten. Evet, fırın kabı da getirdi arkadaşlar. Evet, içerisine birazcık çörek otu atıyorum şöyle. Bunu biraz da zeytinyağı koyalım. Az zeytinyağı. 2 yumurta kırdım içerisine. Biraz maydanoz doğradım. Çörek eti koydum. Harika bir iç hazırladım.
Bunu yağlı fırın tepsisine kağıtlar oluyor ya. Evet. Onların içine koyun. Sonra bunu yok, direkt o... bunu değil. Bunu şimdi bunun içine koyacağız. Kırmızı biber böreği oluyor bu. Şöyle alayım şuraya. Şöyle koyalım. Böyle koyacaksınız yan yana yan yana. Sonra fırın kabında fırına süreceksiniz. Yaklaşık 200 derecede ya 180 derecede bir 10-15 dakika kadar pişirdiğinizde harika bir lezzet elinize gelecek. Sabah kahvaltılarınızda ikindi canınız börek isterse, börek sever misiniz? Börek çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ben de pek tatlıcı değilimdir. Tatlıdan ziyade böreği severim ama gerçekten börek ihtiyacınızı yani birebir giderecek. Bak renk deseniz renk, koku deseniz koku, malzeme deseniz malzeme. Evet, vallahi gerçekten muhteşem bir şey oldu. Lorlu kırmızı biber böreği. Evet. Evet, değerli izleyenlerimiz şöyle gerçekten... Ne kadar fırında kalacak bu? Bu işte 200 derecede 10 dakika ya da 180'de 15 dakika gibi kendi zevkinize göre pişirebilirsiniz. Peki, elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Efendim afiyet olsun. Tarifler bizden, uygulamalar sizden olsun. Vücudunuz evet, sağlık bulsun. Değerli izleyenler, bugün Ayça Kaya Hocam bizlerle birlikteydi ve tabii evde nasıl kilo verebileceğinizi detaylı bir şekilde konuşmuş olduk. Covid-19 döneminde biliyorum hayat oldukça hepimiz için zor. Bizler de sizlere ufak tefek ipuçları bu şekilde vermeye ve hayatınızı daha da güzelleştirmeye, kolaylaştırmaya ve sizleri mutlu etmeye gayret ediyoruz. Sağlıkla kalın diyorum efendim. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşça kalın. Pandemi döneminde ev güvenliği. Halı kaydırması yapmamız gerekiyor. Böylelikle ayağın kayıp takılıp düşme gibi bir şey olmaması gerekiyor. Evde önlemler alınmazsa büyüklerimizi hangi sorunlar bekliyor? En fazla el bilekleri kırılıyor. Eğer burası kırılmazsa zorlar, omuz başı kırılıyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Turhan Özler, 65 yaş üstünü evde bekleyen tehlikeleri anlatıyor. Parça halıların aslında kaldırılması. Mesela terlik bir anda ayağında dönüveriyor. Basit bir düşme hangi sorunlara neden olabilir? Kalça kemiği kolay kırılan bir kemik. Yaşlıların düşüşü biraz daha farklı. Kalça protezi ameliyatı nasıl yapılıyor? Kalça protezi olduktan sonra adımlar böyle mi oluyor? Düştüm ama bir şeyim yok demeyin. Küçük hareketlerle şiddetli ağrısı olur mu? Fizyoterapi uzmanı Canan Akar'dan kemik ve kasları güçlendirecek basit egzersizler. Uzattım ve bükerek indirdim. Sadece burada amaç hem dik duruyorum. 65 yaş üstü için bir günlük yemek listesi. Bir yumurta diyoruz. Evet. Bir miktar işte peynir koyacağız. Evet. Cinsi önemli mi? Uzman diyetisyen ve fitoterapi uzmanı Buket Ertaş, pandemi döneminde beslenmeyi anlatıyor. Öğün arasında 3-4 saat kesin olsun. Yaş almış kişiler için ya patates ya havuç. Akşam yemeği kaçta yenilmeli? Hangi yemekler tüketilmeli? Malı vermeye başlıyoruz onlara. Sonra sade vermeye başlıyoruz gibi. Alıştır alıştır. Hepsi ve daha fazlası yarın Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde.